Merhaba arkadaşlar, kanalıma öncelikle hoş geldiniz diyorum. Aralık okumalarımı bir tane kitabını okuyamadım. Koleksiyoncu vardı, onu da okumayı çok istiyordum ama okuyamadım, yetiştiremiyorum. Çeşitli sağlık sıkıntıları da yaşamaktayım şu anda. Ama yine de Kasım kadar, Ekim kadar verimli olmasa da Aralık ayında da güzel kitaplar okudum. Bir tanesini beğenmedim. Şöyle göstereyim okuduklarımı. Tek tek üstünden geçeceğim. Kitap yorumluyorum sayfasında da hepsini tek tek kendimce naçizane yorumladım. Önerdiklerim oldu. Kesinlikle okuyun dediklerim oldu. Kesinlikle meraklılarına sadece okuyun dediklerim oldu. Şimdi hepsini baştan başlayayım. Güzellerden başlayayım tabii ki. Görünmez Kentler benim kitap kulübümle okuduğum kitaptı. Fakat ben bunu da çok önceden okumama rağmen bir daha okudum ve o yüzden Aralık okumalarında bahsedebilirim. Yazarın hayatını inceledim. Yazarın hayatı çok güzel. Italia Calvi'ne çok özel bir yazar arkadaşlar. Aslında tek başına da bunu anlatsam yeridir. 1972 yılında kitap yazılmış. Olimpia grubu yazarlarından Italia Calvi'nin. Ne demek Olimpia yazarları? Arkadaşlar matematiğin ve geometrinin biçimselciliği ve yapısalcılığıyla bunu edebiyata uyarladıkları bir edebiyat anlayışı. 1950'lerde her şeyin krize girdiği gibi edebiyat anlatımını da işte o modern edebiyat kurmacasından da sıkılıp biz nasıl oynayabiliriz, edebiyata daha çekici hale nasıl getirebilirizin bir takım edebiyatçılar derdine düşmüş. Bu derdine düşen yazarlardan bir tanesi de Italia Calvino olmuş. Bu kitap o yüzden 11 ya 9 ya 11 ana başlıkta bir sürü kent hakkında gözlemlerini dile getiriyor ve kısa kısa. Bu roman değil, bir anlatı kitabı. Anlatı kitabı kendi yazarın ön sözü var. Italia Calvino'nun kendi ne yapmaya çalıştığıyla ilgili uzun bir ön sözü var. Kitap aslında kaçtan sonra başlıyor biliyor musunuz arkadaşlar? 50'den sonra başlıyor. Hemen söyleyeyim. 50, evet. Görünmez Kentler asıl şu kadar bir sayfayı ön söz açıklama olarak bahsediyor ve şöyle söyleyeyim. Kısa kısa Görünmez Kentler anı, Görünmez Kentler ve arzu, Kentler ve gösterge. Ama şöyle gidiyor. Kentler ve gösterge 1, Kentler ve gösterge 2, Kentler anı 1, Kentler ve anı 2, 3 diye gidiyor. O kadar değişik bir okuma ki siz sadece kentler ve anıyı peş peşe okuyabilirsiniz. Kentler ve göstergeyi peş peşe okuyabilirsiniz. Ve kentlerle ilgili gözlemlerini yazdığı 9 ya 11 de olabilir arkadaşlar, 9 da olabilir. Çok emin değilim. İşte kentler ve ölüler, sürekli kentler, geziler, göstergeler, değiş tokuşlar. Sanıyorum 11 ana başlığında bunları yazarken bu başlığında ve sonunda Marco Polo ile Kubilay Han'ın da birbirleriyle konuşmaları geçiyor. İşte bu aslında anlatı ama postmodern bir anlatı olduğu için şeye kaygısına düştüm. Düşünürken acaba Kasım okumalarımda da paylaşmış olabilir miyim diye kaygıya düştüm. Çünkü çok detaylı çalışmıştım ben bu kitaba. Neyse, eğer o videoda da olmuş olursa bu da ikinci olmuş olur arkadaşlar. Önemli değil. Anlatmak, paylaşmak benim derdim zaten. Önermek. Üst kurmaca, postmodern bir anlatı olduğu için Marco Polo'nun gezi seyahat notlarından Kubilay Han'ın genişlediği sınırlara kentlerin hepsini bilmediği için Marco Polo ona kentleri anlatıyor. Yani sırf Marco Polo ile Kubilay'ın gezilerinin yani birbirlerinin tartışmalarını, sohbetlerini de peş peşe okuyabilirsiniz. İtalik yazılarla yazılmış o da. Yani yaklaşık bir 35-40 sayfada oradan çıkar. Yani çok değişik bir okuma. İşte Calvino'nun özelliği burada. İstersen Kentler ve Anı'yı oku kitabımda. İstersen sürekli kentleri oku. İstersen Marco Polo ile Kubilay'ı oku. Yani değişik bir okuma sunuyor bize. Ama çok katmanlı. Postmodern olması da işte bu seyyah, işte Kubilay'ın bir atlası olması, o atlasın üzerindeki kentlerden ona bahsetmesi. Bazen Marco Polo'ya inanmıyor. Sen gerçekte değilsin diyor, dip dibe izliyor. Hep bu diyor,
Bahçelerde diyor, ben diyor fethedeceğim yerde diyor, ganimetlerin peşine koşturacağım yerde seninle sohbet ediyorum. Sen de diyor sadece rüyalarını söylüyorsun diyor. Bu uydurmaca kentler olduğunu diyor. Arkadaşlar yani ben çok büyük keyif aldım. Araştırdıkça daha çok okudum. Araştırdıkça bu türlü okudum tekrardan. Yani sadece Kentler Vanı'yı okudum. Sadece Marco Polo ve Kubilay'ı okudum. Yani ben 3. 4. falan okumayı yaptım ama yani içinde muazzam bir gözlem var. Marco Polo baz aldığı aslında Venedik şehri. Venedik'i anlatıyor ucundan kıyısından. Ona duyduğu özlemi anlatıyor. Kentlerin kimisi iplerle bağlanmış, kimisi kazıkların üstüne oturtulmuş, kimisi büyük metropoller ve şehirler yaparken duyguları, cinselliği, ruhunu sattığı o değiş, tokuş yaptıkları takastan bahsediyor. Mimarlık öğrencilerine öneriliyor. Hayaller üzerine kurulu, kentler kentleri doğuruyor. Sürekli yıkılıp tekrar kendini doğuran bir kent var, sürekli kentler dediği. Kentler ve ölüler var. Aslında bize çok da fazla uzatmadan söyleyeyim. Senin yaşadığın kentle ilişkin neyi sorgulattırıyor? Senin hafızanda eski kentine yani küçüklüğünden beri yaşıyorsan eğer süreklilik arz ediyorsa hafızanda belleğindeki eski kentle şu an yaşadığın kentte neler değişmiş? Senin o kente ilişkin ne? Anıların ne? Bunu sorgulattırıyor. Çok çok muhteşem bir kitap. Bu bakış açısıyla okumanızı öneririm. Kesinlikle katiyetle öneririm diyorum. Işıl Saatçioğlu da çevreni de gerçekten tebrik etmek lazım. Çok zor bir çeviri olduğunu kendisi de söylüyor. Ön sözünü eğer okumaya sabrederseniz çok ipuçları yakalarsınız. Evet, anlatı demişken ikinci bir anlatı kitabı. Bunu yazdıktan bir arkadaşım bana önerdi. İşte ben de ön sözde çok takılı olup işte okuyayım mı okumayayım mı diye çok çaba sarf ettim. Yazın elime aldım, yazdan İstanbul'a gelişte elime aldım. Gitmedi bir türlü. Bir türlü yapamadım. Bazı kitapların okuma zamanı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle bir yaz kitabı değil. Dini bir sorgulama. Bir tane karakterimiz var adada. Kendi kendine büyüyor. Mayalanıyor, çamurun mayasından büyüyor. Ona bir ceylan bakıyor. Hayvanların ilişkilerini gözlemliyor, nesnelerin ilişkilerini gözlemliyor. Bir tanrı sorgulamasına giriyor ama tanrı sorgulamasına girdiğini bilmeden giriyor. Daha sonra ikinci bir karakter adaya düşüyor. Onun müridi oluyor. Saf, kendince bir takım yol alıyor. Fakat bu öncesizliğin ve sonsuzluğun ortasında bazı şeyleri sorgulamamamız gerektiğini, bunun bizim usulumuzun, aklımızın yönetemeyeceği, algılamayacağı noktasına getirince de ben biraz orada bir kısır döngüye düşüyorum. Yani bütün dinler için bir öncesizliği bu kadar da sorgulamamamız gerekiyor. Yani bir yerde tıkanacaksın ve kabul etmen gereken bir yer olduğunu söylüyor. Müthiş bir tanrı sorgulaması, müthiş bir dine, yani eğer dini olarak bazı kuralların bilimselliğe doğru götürtüyor. Orada da ben birazcık yanılgıya, yani orada da beni biraz tatmin etmedi aslında. Tek başına büyüyen adam bu kadar bir şey öğrenmeden sırf kendi aklına dayanıp bu kadar sorgulama yapabiliyor mu? Yani bu kitaba karşı bazı sorgulamalarım var. Evet, yani bazı soru işaretleri bıraktı bende. Kurgusu güzel mi? Güzel. Okunur mu? Tabii ki okunur. Yani meselesi güçlü bir kere. Meselesi çok güçlü. Ben bu tanrı sorgulamalarını Dostoyevski'nin sürgün yıllarındaki şeylerinden okumuştum. Başka kitaplarda, yani çok daha başka şeylerden de bu tanrı sorgulamasını okuyorsunuz. Müthiş kurgularda yok değil. Bunun da meselesi büyük. Okunur altyazısı ve ben birkaç kere daha okuyabilirim bunu çok rahatlıkla. Fakat o tıkanan noktalar işte beni biraz tatmin etmedi. Yine de öneriyorum. Bu sorgulamaları yaşıyorsanız okuyun derim. Bir şeyler katabilecek bir kitap. Çavdar Tarlası'nda Çocuklar, Salinger'ın. Arkadaşlar bu kitap beni hiç tatmin etmedi. Ben bu kitapta çok mutsuz oldum, beğenemedim. Çok okunanlar listesinde çok farklı yorumlar var. Çok güzel yorumları okudum. Ben buradaki akran zorbalığı olarak nitelendirdim. Kişinin bir çocuk var,
okuyor. Çok meşhur bir lisede sürekli atılıyor zaten. Okulda uyumsuzluğundan dolayı atılıyor. Anne baba çok burjuvazi, elit, kültürel, entelektüel. Kardeşleri var. Bir tane kardeşi öldükten sonra birazcık bozuluyor çocuğun. Bir kopması var. Ve çocuk görülmez oluyor ailede de. Ve sürekli yatılı okullara veriliyor. Oradaki akran ilişkilerindeki tutumları, sürekli bir pasif direnişi var. Çok nadir, işte bıçak kemiğe dayanmadıktan sonra kimseye vuramıyor, edemiyor. Burada bir akran zorbalığı var okullarda. Fakat oradaki eğitim üzerinden bir eleştiri var. Yani ben çok beğenemedim. Çünkü ben bunların eğitim üzerinden eleştirmeyi Hermann Hesse'de gördüm. İşte Jacob Winter'de gördüm galiba. Hatırlıyorum 2018'de okumuştuk. Hatta kitap atölyesiyle okumuştuk. Yani çok daha başarıları var. Bu benim için, bana göre zaman kaybı. Ama size kıyamıyorum gene. Yani okumayanlar varsa Selinger'ı ve böyle bir eğitim eleştirisi, akran zorbalığı, işte çocuk düşünce ya yani ergen düşüncesiyle aileden kaçış, ailenin etrafında dolaşıyor, sadece kız arkadaşıyla görüşebiliyor. Yani yine de okuyabilirsiniz. Hani ben bu tarz kitaplar çok okuduğum için artık bana göre bu zaman kaybı diyorum ve konuyu kapatıyorum. Ursula Le Guin'den tanışma kitabım. Ursula Le Guin'in dilini çok beğendim. Distopyasını çok beğendim. Arkadaşlar, yaban soylular ve insanlar olan iki kesim var. Birbirlerine onlar da insanlığı küçültecek kadar faşist yaklaşımlar sunuyorlar birbirlerine. Fakat diğer yaban soylardan bir tane adam gelecek olan tehlikeyi diğerlerine söylüyor. Diğerleri dediğim aslında yerliler ve daha hakimler durumlara. Daha hakim olmalarına rağmen işte kendilerinden bir kızla yaban soyluların birlikte olmaları, yakınlaşmalarını bahane edip cesaretsizlik sergiliyorlar ve elindeki bütün egemenliklerini yaban soyları aşağıladıkları ırka teslim ediyorlar aslında. Onların yanında minicik bir gruba dönüşüyorlar ve yaban soylular aşağılandıkları halde aslında zeka olarak bir sürü şey hakkında daha ileri olmalarına rağmen öyle bir kurallar var ki yaşadığınız yerdeki tüm ırklara uygun olarak yaşayacaksınız ve bazı ileri zekayı gerektiren şeyleri bile kullanmayacaksınız diyor. Birçok şeyi unutuyorlar aslında. Ama ortak bir düşmanları var işte. Ortak düşmanları kış var. Çok soğuk geçiyor ve 4 yıl falan sürüyor kış. Ve garip o kış sürgününden geçen insanlar oradan geçerken her şeyi talan ediyorlar, yıkıyorlar, bir savaş var. Oradaki grubun ismini Galyalılar mıydı? Galyalılar değil de başka bir isim. Onlara karşı birleşmek gerekirken birleşemiyorlar. Fakat bizim yaban soylunun önderliğinde bir şekilde yeniyorlar. Ama burada işte güçlünün aslında cesaret gösteremeyip pısırıklığından dolayı nasıl ikinci plana düştüğü, yaban soylu denilen kişilerin çok ileri zeka olmasından dolayı kendilerini normalleştirip bir sürü şeyi unutmak zorunda olmaları. Ursula Le Guin, yani bu distopyası ortak düşmana karşı bile birleşirken işte kendi egoları, kendi çıkarları, çatışmaları, müthiş bir sorgulama kitabı. Ben bunu kitap kulübümle okuyup daha çok inceleyeceğim. Çok doyurucu, çok iyi bir kurgulanmış distopik bir kitap. Bunun bence serisi var. Sürgün Gezegeni birkaç kitap olarak okunuyor bunlar. Dörtlü veya beşliydi. Bağımsız olarak okunacağını da bildiğim için aldım. Seriyi tamamlar mıyım? Evet, ama Ursula Le Guin'den bir Mülksüzleri okumam gerekiyor bence. Ursula Le Guin'e devam edeceğim. Evet, Aralık okumalarımdan koleksiyoncu var. Onu okumaya devam ediyorum. Yetiştiremeyeceğim. Ocak okumalarıma sarkacak herhalde. Ama en beğendiklerimden, bunu kitap kulübümle de okuyacağım, Amin Moğlov Çerçeve Hikayeleri'yle artık tanıyorum. Birçok kitabını okudum. Diline çok aşinayım. Lübnanlı bu yazar. Milattan önce İsa'dan sonra yeni bir din, yani Hristiyanlığı aslında eleştiriliyor veya mensup olduğumuz dinin böyle de olabilir, aslında şöyle de olabilir diye
Annesinden kopartılan, babasından babasının yerine getirilen yeni bir din anlayışıyla yola çıkıyor. Fakat o işte annesinden kopartıp babasının yanına getirildiği o dini de sevmiyor. Onun bağnazlıklarını da görüyor. Bir İsa eleştirisi, bir Doğu eleştirisi, işte sadece Doğu demeyeyim, Batı'ya ait olan da var. Ve imparator, yani üst üste geldi aslında görünmez kentler, Haybin Yaksan, kentler, kentleri dolaşıyor, kentlerdeki dinini yayıyor, müritler topluyor. Bunun yanında işte doğudaki o Han imparatorluğa sığınıyor, imparatorluğu ikna ediyor. İmparatorlukların kimi zaman ikna edince himayesine giriyor ve imparatorluğun, doğudaki imparatorlukların müneccim başılarıyla yani yerleşik dinle mücadele ediyor. Yeni dinini yayarken o bütün egoları, tabuları yıkarken yaşadığı olaylar, İsa'nın yapamadıkları, getirdikleri, imparatorla birlikte batıya da gidip aslında oraya da yaymak istiyor, yapamıyor. İmparatorların ganimet toplamak, savaş, ülkesini yönetmek kaygılarıyla dini bağdaştırmaya çalışıyor. İşte din işleriyle devlet işlerinin ayrılması gerektiğine kanaat veriyorlar. Bu aradaki dostlukların nasıl bozulabildiği, yani devlet adamlarıyla din yüzünden dostlukların, yani çok katmanlı bir kitap, çerçeveli bir kitap. Ne kadar anlatsam az olacaktır. Kulüp kitabı için iyi ki seçmişim diyorum. Biz bu konuyla ilgili çok konuşacağız, çok sohbet edeceğiz. Devam edersek 2023'te de benim kemikleşmiş bir grubum var arkadaşlar. 7-8 kişi oluyoruz zaman zaman, 10 kişi oluyoruz, zaman zaman 5 kişi oluyoruz. Devam edersek eğer bunun sürgün gezegeni ve ışık bahçelerinden onlar da çok keyif alacaklardır diye düşünüyorum. Videoya bakıyorum, 16-17 dakika olmuş. Çok fazla sizi de sıkmadan videomu buraya kadar eğer beni izlediyseniz, beğendiyseniz beğendim tuşuna basarsınız ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Zaten buraya kadar izlediyseniz beni beğeniyorsunuz anlamındadır. Hepinize iyi yıllar dilerim. Yılın bu son videosuydu. Görüşmek üzere başka videolardan. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, kitapla kalın.